Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir cihazın tanıtımını yapacağım. Bu cihaz görmüş olduğunuz toprak pH ölçer. Toprağın nemini ölçeceğiz bu cihazla. Bunun denemesini yapmadım. İlk defa şu an deneyeceğim ürünü. Şöyle size göstereyim yakından. Şu şekilde görmüş olduğunuz bir ürün. Üründe 3 tane parametre var. Şöyle görmüş olduğunuz moist, light, pH. Moist değeri nem kısmını gösteriyor. Şu dry ve wet olarak bölünmüş. Dry kısmı, yani görmüş olduğunuz kırmızı kısım, kuruluk değeri, yani ne kadar dry'a yakınsa, 1-2-3 değerinde ise toprağın kuru olduğunu gösteriyor. Yeşil kısım ideal değerler. Mavi kısımsa toprağın nemli olduğunu, çok nemli olduğunu gösteriyor. Yani olması gerekenden daha fazla nemli olduğunu, yaş olduğunu gösteriyor. Şu görmüş olduğunuz alkalin ve asidik değerleri de 8'den başlıyor. 3.5'a doğru, geriye doğru gidiyor. Şimdi 5, 4, 3.5 değerleri toprağın asit olduğunu gösteriyor. Şu 8'e yaklaştıkça daha bazik, yani biraz daha toprağın baz değerlerinin yüksek olduğunu gösteriyor. Şu görmüş olduğunuz 0 ile 2000 değerleri ise ışık değeri. Şurada bir kısım var. Bu kısım ışık seviyesini gösteriyor. Yani ışığı burası alıyor. Fotosel kısmı. Şimdi isterseniz beraber deneyelim bunu. Şöyle gördünüz. Şu alüminyum. Burası da bakır. Şimdi moist değerini aldık. Görmüş olduğunuz zaten bu toprak kuru bir toprak. Kırmızı değerlerinde toprağın kuru olduğunu gösteriyor. Şimdi bir de şunu şöyle koyalım. Daha önce denemedim. Sizle beraber deniyorum ben de. Toprağı biraz önce suladım. Ve ne kadar sulu olduğunu görüyorsunuz. Mavi değerinde bayağı bir su döktüm çünkü. Biraz önce görmüş olduğunuz toprak kırmızıdaydı. Bu da mavide. Bu yeni dünya bitkim. Daha önce bunun videosunu çekmiştim. Şu da kum kağıt. Şimdi kum kağıtı göstereyim sizlere. Şöyle. Bu kağıt da biraz sert. Onu da bayağıdır sulamıyorum. Ama gerçi ortalarında evet. İdeal. Hani daha önce sulamıştım, yaklaşık bir hafta önce falan. O da ortalarda. Yani biraz nemli kısmına yakın. Bu şekilde. Şimdi şu şeyi deneyelim. Light kısmını. Burasının pek doğru çalıştığı noktasından emin değilim. Şu fotosel kısmı ön tarafa baktığı için belki ondan dolayı böyle gösteriyor olabilir. Şöyle ışığa doğru tuttuğumuz zaman, yani fotosel kısmı çok sağlıklı çalışıyor diyemeyiz. pH değerine bakalım şimdi. Alkalin seviyesine yakın kum kağıtın toprağı. Yeni dünyaya takalım bir de bunu. Bu da biraz nötr diyebiliriz. Alkalinle asidik arasında. Hani alkaline daha yakın. Baz değerleri daha yüksek. Bir toprak. Bir de yeni dünyaya bakalım. Evet. O da alkaline daha yakın. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, cihazla birkaç deneme yaptık. Hani cihazı ben de şu an yeni kullanıyorum. O yüzden bazı şeylerin yanlış yapıyor olabiliriz. Zamanla
tam kullandıkça, öğrendikçe daha net değerler alabiliriz. Bu cihazı ben Çin'den getirdim. Yaklaşık 21 lira. Hani daha önce gümrük vergisi falan yoktu. Bir de herhalde şu an gümrük vergisi koymuşlar bütün almış olduğunuz ürünlere. Eskiden belli bir kotası vardı. O yüzden yaklaşık 11,5 lira civarında gümrük vergisi çıkıyor. Hani damga vergisi, ıvır zıvır. Onlarla beraber toplam 11,5 lira oluyor. İşte onları da katarsak 30 küsürü buldu. 32 lirayı falan buldu. Bu şekilde. Bir de şu dikkatimi çekti. Şöyle ürünün kutusunun arkasına Red Zone. Yani Red Zone şurada kırmızı alandaki, şöyle göstereyim. Kırmızı alanda kalan, yani daha az su isteyen bitkileri sıralamışlar. Şöyle aşağı doğru. Aloe vera, işte bazı kaktüs çeşitleri. Şurada da işte daha orta seviyede su isteyen bitkileri koymuşlar. Farklı bitkiler var burada. Şu şekilde. Buradan hani varsa buradan bildiğiniz bitkiler, ona göre sulamalarını yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ürünümüz bu şekildeydi. Elime farklı ürünler geçtikçe bunların tanıtımını yapacağım sizlere. Beraber değerlendireceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.